abi. Ali'ye silah çekmek, tak tak kurşun sıktığın o ayak takımına dayılanmaktan zor geliyor değil mi? Korkuyorsun yani. Uygar, sen beni hiç tanımamışsın. Ben kimseden korkmam. Korkmuyorsun da niye sana altın tepside sunduğum Ali'yi hala öldürmüyorsun? Yoksa pilot üzülür diye mi? Hani şu babanın sokakta bulduğu, oğlum diye yetiştirdiği pilot. Senin öz babanın intikamından daha mı önemli Vedat? Ben seni böyle bilmezdim. Böyle sözünden dönen, yufka yüreklilik yapıp babasının kanını yerde bırakacak biri olarak bilmezdim. Seni çok yanlış tanımışım Vedat kardeş. Yazık. Çok yazık. Uygar bu. Sence Vedat'ın damarına basmak işe yarayacak mı? Babasının intikamını almadan yaşayamaz o. Yoksa kendi aleminde dışlanır. Eli mahkum Ali'yi öldürecek. Ben sadece elini biraz çabuklaştırmaya çalışıyorum Zarp. Hem gözlerinde gördüm ben. Ali'yi öldürecek. Ben de o zamana kadar Sevda'yı çoktan alıp gitmiş olacağım. Ulan Uygar'dan da bu lafları yedin ya. Yazıklar olsun sana Vedat. Yazıklar olsun senin gibi evlada be. Vedat. Niye çağırdın beni buraya? Ne konuşacaksın benimle? Ha bak. Bu pilot, Ali kardeş mardeş mevzularını konuşacaksan sen o işe hiç karışma Duygu Hanım. Yok. Ben seninle ilgili konuşmak istiyorum. Benimle mi? Evet. Pilot son günlerde ona tuhaf, uzak davrandığını söyledi. Ben de benimle bir alakası var mı diye sormak istedim. Yok. Seninle bir alakası yok. O zaman kiminle alakası var? Bak Vedat. Bizim bir ortak noktamız var. İkimiz de pilotu seviyoruz. Başka bir şey varsa? Yok. Bir şey yok. Tamam. Öyle diyorsan. Bak eğer pilota benim yüzümden tavırlıysan ben sadece onun güvende olmasını istiyorum. Sen de onu gerçekten seviyorsan onu o pislik dünyadan uzak tutmak için uğraşırsın. Yoksa benim sizin aranıza girmek gibi bir niyetim yok. Olmaz da. Eğer onu beladan uzak bir hayat kurmaya çalıştığı için suçlamayı bırakırsan çok sevinirim. Bunu bilmeni istedim. İyi akşamlar. Uygar'ın yaşadığını biliyordun. Bunu niye herkesten sakladın? Ne çeviriyorsun onunla Vedat? Ben bunu pilota nasıl söyleyeceğim?
Ezgi. Ezgi. Uyuyamam kalmışım. Yoruldun sen de. Hadi git eve dinlen biraz. Ben buradayım. Hocam. Hüda verdi nasıl? Bilmiyorum ki Yaşar. Ben de daha yeni geldim. Hocam, siz doktorlardan bilgi aldıktan sonra gidebilirsiniz. Ben Ezgi Hanım'dan nöbeti devralırım. Bugün bir an gözlerini açacak sandım ama olmadı. O da olacak Ezgi. Gözlerini açacak ve sıcacık gülümsemesiyle bize bakacak. Hadi. Hadi dinlen biraz. Hocam, sen ölümden korkuyor musun? Bu dünyanın fani olduğunu bilen kimse ölümden korkmaz, korkmamalı. Sen bildiğine göre korkmuyorsun hocam. Bak, bu dünya fani olduğu gibi insanın nefsi de fanidir, Rüda verdi. O yüzden ne kadar ölümden korkmuyorum dese de insan, sevdiklerinden ayrılacağı için, onları bir daha göremeyeceği için korkar gene de. Anladım ben hocam. Sen sevdalıdan ayrılmak istemediğin için ölmek istemiyorsun. Allah benim ömrümden alsın sana versin hocam. O nasıl lafı daha verdi? Benim kimim kimsem yok hocam. Severim de yok. Ölümden korkmam için bir sebep de yok. Ama senin var. Haber mi? Senin mi sevenin yok? Bu mahallede seni sevmeyen yok. En başta da ben. Sen çok hevesli görünüyorsun çekip gitme. Arkandan nasıl kahrolacağımı düşünmüyor musun? Allah benim ömrümden alıp sana versin müdahale verdi. Yok mu bir değişiklik? Karıcığım, atacağım konumda seni bekliyor olacağım. Umarım dediğimi yapmış ve kimseye bir şey söylememişsindir. Geliyorum Uygar. Geliyorum. Sevda, nereye? Ben... Aklım kaldı, bir hastaneye gidip Hüdaverdi'ye bakacağım anneciğim. Gel, iki lokma bir şeyler ya anneciğim, gel. Yok. Yok, canım istemiyor. Görüşürüz. Uygar'ı Vedat'la gördüğümü nasıl söyleyeceğim? Pilot yıkılır. İki kardeş tamamen kopar. Ah.
Söylemek zorundasın Duygu. Bunu pilottan saklayamazsın, söylemek zorundasın. Allah'ım ne yapacağım ben? Nasıl susacağım? Her şey bitecek. Ölüm benim elimden olacak. İkimiz için de, ailem için de yapmak zorundayım Ali. Sana söylemediğim için beni affet. Ama mecbur. Çünkü başka yolu yok. Yok. Sonunda katil olsam da. O pislikten kurtulmanın başka bir yolu yok. Ali. Beni affet. Bugün benim için yeni bir başlangıç oluyor Sarp. Bütün hazırlıklar tamam mı? Güzel. Karıcığım. Hadi gel artık. Zeynep, bunu yapmak istediğine emin misin? Ama söylenen yalanların hepsi o kasanın içinde gizli. Ben bunları öğreneceğim. Sen gözcülük et. Tamam. Kızı gören bir yere kamera yerleştireceğim. Babam kasayı açtığı zaman biz de şifreyi öğreneceğiz. Ya fark ederse? Babam dışarıdan gelen şeylere karşı hazır oldu. Ama içeriden geleceğini düşünmez. Ya bu heyecanı kalbin kaldırmazsa? İnşallah sana uyup doğruyu yapıyorumdur Zeynep. (Gülüyor)
Evet. Her an gelebilir. Buzla da çok az kaldı. Efendim. Tamam. Taksi gelmiş. Güzel. O zaman gidip kapıda karşılayalım. Sevda yenge. Hayırdır? Beyim, buradan taksi çağırmışlar. Ali hocam. Ali hocam. Duygu. Ali hocam. Ali hocam, ben pilota nasıl söyleyeceğimi bilemedim. Ama sana söylemek zorundayım. Tamam. Bir sakin ol. Ne oldu, söyle. Uygar. Uygar yaşıyordu. Ve dün Vedat'la birlikteydi. Bir dakika. Nasıl olur, emin misin? Eminim Ali hocam, kendi gözlerimle gördüm. Uygar. Sen niye gelmiştin? Hiç. Seni merak ettim. Emin misin? Tedirgin gibisin. Yok. Yok yok, eminim. Sevda. Ne oluyor? Taksi boş. Buradan biri çağırmış. Ali. Ali burada. Hemen etrafa dağılır. Ali Hüroğlu burada. Uygar, sen içeri geç. Bunu yapmayacaktın Sevda. Bunu
yapmayacaksan. Gördüğüne mutlu olmadın galiba Hüber, ha? Ne o? Sevda seni de mi davet etti? Ali Güroğlu. Sen gerçekten tehditlerinle Sevda'yı ayağına getirebileceğini mi düşündün? Onun yüzünü bir daha asla göremeyeceksin. O kadar emin olma. Nerede kaldı? Hiç göndermese miydik acaba? Ya Sevda burada kimsenin bilmediği yerde güvende olmamızı istedi Ali Hoca. Ya iyi hadi siz buradasınız da benim ne işim var burada? Bizi yalnız bırakmamak için. Ya. O başınızda durmam için abimin uydurduğu bir bahaneydi. Beni en zayıf yerimden vurdu. Yani sizden. Ya sen demedin mi bu uygarın sağ solu belli olmaz diye? Dedim. Ama adamı yalnız gönderdim. Ne yaptı acaba? Ne oldu Ali? Ne demiştin? Yolun sonu ha? Haklıydın. Ama... senin için yolun sonu Ali Hüroğlu. Sevda'nın sana her şeyi anlatacağını tahmin etmedin mi sanıyorsun? Bu davet dolaylı yoldan sanaydı. Senin içindi Ali Hüroğlu. Senin ölümün için. Uygar'ı bırak Ali Hüroğlu. Asla. Saçmalama Ali. Sen daha tetiği çekmeden bu kurşunlardan biri kafandan içeri çoktan girer. Ben diyeceğimi dedim Uygar. Buradan birlikte gideceğiz. Bu hep böyle mi oluyor acaba? Yani insan ölmeden önce beynine kan gitmiyor herhalde. Böyle bir saçmalıyor. Daha önce öldüm ya, oradan biliyorum. Göreceksin Uygar. Buradan beraber gideceğiz. Nasıl olacak o? Bu kadar adamın arasından beni alıp nasıl götüreceksin Ali Hüroğlu? Ha? Bu defa sen hesabını yanlış yaptın. Kurt Bey'le geleceğimi düşünmemiştin değil mi? Uygar, bitti. Hiçbir şey bitmedi Kurt Bey. Vurun onu! Etrafını sarıldı. Ateş etmeyin. Ateş eden ya ölür ya da içeriden bir daha çıkamaz. Bırakın o silahları. Hayır. Hayır, yapmayın. Bırakmayın. Hayır. Hayır! Sarp! Buraya kadar Uygar. Sen de kabullen. Ali, onu bize bırak. Niye? İçeriden tekrar çıksın diye mi?
Sana söz veriyorum Ali. Bu sefer asla çıkamayacağım. Öleceksin Ali Hüro! Mahalle hocasının evindeydi. Aldım geldim. Hangi deliğe girersen gir seni bulur. Ondan kaçamazsın. Bırakmam. Sevda'yı kimseye bırakmam. Bir daha hata yaparsan seni ayaklarından tavana asarım. Ama bu defa cansız. Seni tanımadığı için bir cahillik etti. Bu seferlik affet. Anlaşılan o ki toprağa kavuşmadan uslanmayacaksın. Bin kere ölsem de yine de Sevda'yı o herife bırakmam. Sevda yoksa benim için hiçbir şey yok. Onun bir daha yüzünü bile göremeyeceksin. Aşk dünyanın en tehlikeli silahıdır. Buraya kadar. Ali. Ne oldu? Öldü. Uygar. Ebediyen hayatımızdan çıktı. Artık Uygar pisliği kesin öldüğüne göre hemen evlenebiliriz. Bir engel kalmadı yani. Değil mi Ali? Hmm.
Alim. Kapıdan girince hemen babacığım diye kucağıma atlar, boynuma sarılırdı. Onsuz ev ne kadar ıssız. Ne yapacaksın? Oğlumun hayatımda kalması için bir yol bulmam. Onu geri getirmem lazım. İyi de Özlem sence tamam diyecek mi? Gözlerimle görmesem öldüğüne inanmazdım. Evet öldü. Ama ölmeden de ortalığı karıştırmayı başardı Can. Zeynep iyi ki bilmiyordu. Yoksa onu da ortaya dökerdi. Sonra da beni bitirirdi. Ama artık her şey kapandı. Sen evde benim yanımda kendini güvende hissediyordun. Öyle demiştin, korkmuyordun. Artık korkuyorum. Sen de bizimle gel. Ne olur baba. Ama olmaz Alican. Ben gelemem. Neden? Sen bizimle olmak istemiyor musun? O nasıl laf? Olur mu öyle şey? İstemez miyim? Sen benim canımsın. İstesen gelirdin. Anne, baba, çocuk bir arada olmaz mı? Ama sen Sevda ablayla olmak için gelmiyorsun. Biliyorum ben. Hep bizi bırakıp ona gidiyorsun zaten. İstemiyorsun işte, istemiyorsun. Alican. Babalar çocuklarını sever. Babalar annelerle olur. Ama sen bizi değil, Sevda ablayı seviyorsun. Bravo Özlem. Aferin sana. Gerçekten çok güzel doldurmuşsun oğlumuzu. İstediğin oldu mu? Başarılı oldun mu yani? Onu ben değil, sen doldurdun Ali. Alican çocuk diye bir şeyleri görmüyor sanıyorsun ama o gayet her şeyin farkında. Öyle ya da böyle bir seçim yapmak zorundasın. Biz mi, Sevda mı? Çünkü gördüğün gibi hepimizi aynı anda hayatında tutamayacaksın. Bu işi bu kadar kolay halledebileceğin hiç aklıma gelmezdi Zeynep. Bu gece bu iş bitecek Sinan. Bu gece o kasada benden saklanan şeyi alacağım. Özlem sürekli dolduruyor oğlumu bana karşı. Eyda ne yapacaksın peki? Kendimi Alican'a anlatmanın bir yolunu bulmam lazım. Ama bunu nasıl yapacağım konusunda en ufak bir fikrim yok gerçekten. Ah, hüda verdi.
Bari sen gözlerini açsan. Bir iyi olduğunu görsen. Bundan sonra biz üç kardeşiz. Ve bu üç kardeşi herkes duyacak, bilecek. Kimse bu üç kardeşin önünde duramayacak. Serda, benim bir yere gitmem lazım. Sen burada kalırsın değil mi? Nereye? Alican'a? Yok. Ondan önce halletmem gereken bir şey var. Sonunda hesaplaşmaya hazırsın demek. Ali Eroğlu. Hüda vardı böyle elini tuttuğunu görseydi. Çok mutlu olurdu Ezgi. O bir uyansın, onun elini hiç bırakmayacağım Sevda abla. Kas kasılmaz dedi doktor. Ama ben inanmıyorum. Bence Hüdaverdi bizi duyuyor. Ve tepki veriyor. Değil mi Hüdaverdi? Gördün mü? Görmedim. Ama sen öyle diyorsan... Hüdaverdi sana bir itirafta bulunacağım. Hani sen o gün dans ettiğinde etrafını kızlar sarmıştın. Sen de bana sormuştun beni kıskandın mı diye. Ben de hayır demiştim. Hatırlıyor musun? Gördüm. Gördüm. Ben seni çok kıskanmıştım Hüdaverdi. Çok. Ben senin saflığını, iyiliğini... Benim masumane sevişini sevmiştim. Bir açsan şu gözlerini. Söz veriyorum seni hiç kırmayacağım. Ezgi. Sen zaten ben hiç kırmadın ki. Çok korkuttum. Yapma Ezgi. Ben de seni seviyorum. Aramıza tekrardan hoş geldin Hüdaverdi. Doktor, doktor çağırdım doktor. Dur sen otur, Hüdaverdi'nin yanında ol. Ben doktoru çağırırım. Ali'ye de haber vermiş olacağım. Sonunda. Sonunda öldü o pislik. Ya birine daha zarar verecek diye o kadar korkuyordum ki. Korkma güzel gözlüm. Geçti bitti hepsi. Pilot. Ben sana bir şey söyleyeceğim. Ne? İnan babama. Artık gizli gizli de mi görüşemeyeceğiz Duygu? Yok. O değil de. Ya o değil de ne peki? Söylesene Duygum, çatlatma adamı bak. Telaşlandırma beni. Ben senden bir şey sakladım. Ne? Benden bir şey mi sakladın? Niye? Ya biliyorum aramızda gizli saklı olmayacak diye konuşmuştuk. Ama ben seni korumak için öyle yaptım. Ya ne diyorsun sen Duygum? Ne koruması? Benden ne sakladın Allah aşkına? Uygar. Ali Hoca Uygar'ın yerini Sevda'dan değil, benden öğrendi. Vay şerefsiz.
Sana mı gelmişti yoksa? Bana bak, sana zarar verdi mi Duygu? Yok. Bir sakin ol, dur. O değil. Vedat. Sen. Vedat mı? Vedat Uygar'la konuşurken gördüm. Vedat. Benim kardeşim Vedat. Uygar'la konuşuyor yani, öyle mi? Pilot bak lütfen. Sakin olacaksın, tamam? Ha, Vedat'la benim yüzümden aram bozulursa kendimi asla affetmem. Yok, merak etme. Sadece konuşacağım. Zaten kardeşim, başka ne yapabilirim ki? Ulan Vedat. Ulan Vedat. Yine ne işler çeviriyorsun lan sen? Ama görüşeceğiz seninle. Görüşeceğiz. İşte gerçekler sonunda elimde. Sonunda vakit geldi baba. Mezarımda rahat uyu. Geldim. Söz verdiğim gibi karşındayım Vedat. Artık şu açık kalan defteri kapatalım mı? Açma sen telefonunu, açma. Açma. Yüz yüze gelince nasıl kaçacaksın bakalım? Bana bunun hesabını vereceksin Vedat. Bunun hesabını vereceksin.
Ah be Ali, bir açsan. Sana o kadar güzel bir haber verecektim ki. Çok şükür. Sen ya da ben sağ çıkacağız. Başka yolu yok. Düşmanını dost edinen vefa beklemesin yeni dostundan. Dostunu düşman edense korksun onunla savaştan. Manyak. Döndün. Döndün. Kurt Bey, canım arkadaşım. Bu mektup sana aileme sahip çıkman için yazıyorum. İki oğlum ve daha doğmamış olsa da kızım sana emanet. Onlara iyi bak. Ve senden küçük bir ricam var. Eğer olur da kızımın doğumunu görmeden bu dünyadan göçüp gidersen, ona rahmetli annemin adını, Zeynep ismini koy. Allah'a emanet ol aziz dostum. Ben hazırım. Başlayalım. اشتركوا بالقناة لمشاهدة جميع الحلقات ولا تنسوا تفعيل زر الجرس.